Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kanalımızı dıktanlar ekranımız bulsun. Xitay keyinki 5 yılda İslam dinini devamlı Xitaylaştırdığını təkidledi. Atalmış Abdunum Rayonluk Halk Hükümeti Partiya Grupisi bir neçe gün burun açkan yığınıda kelgüsü 5 yıl içinde atalmış İslam dinini Xitaylaştırış siyasetini devamlı çın tutulduğunu kayıt təkidledi. Tanrıtağ Doğru'nun haberde bildirilişe atalmış Abdunum Rayonluk Halk Hükümeti Partiya Grupisi 26. Oktyabr 10 gün ümetlik partiya kurulduydu bekitilgen kararlarının ruhini ögünüş yığını çakırgan. Yığınğa atalmış Uyğur Abdunum rayonunun muvaqqat reisi, partiya komitetinin muavin sekretari Qorçaq Əməldar Erkin Dünyaz riyasetçilik qılğan. Yığında keyinki 5 yıl jarayanında uzaqqıça muqim bolishni saqlaş, İslam dinini Xitaylaştırışını puxta alğı siljitiş, ideologiya xizmetini çoŋqur yaxşı işləş degen nuqtalar alahide ta'kidlengan. Yığında yana 2022 yıllık iqtisad jamiyat taraqqiyoti xizmetini atalmış İslam dinini Xitaylaştırış, ideologiya sahasını kontrol kılışını çöğürdüğün asasda uğurlaştırış talep kılıngan. Xitay aldınkı 5 yıllık planı mezgilde Şarkı Türkistan'ı işgal kılgandı mıyankı en iğir terör siyasetini icra kılgan bulup, bu jarayanda 8 milyondan artıq Şarkı Türkistan halkı türmü ve ceza lagerlerine solangandı sırt, Şarkı Türkistan halkını Xitaylaştırış, cümleden atalmış İslam dinini Xitaylaştırış siyasetini küçep icra kıldı. Bunun neticesi de 16 mingdan artıq mescid çekip etildi yaki buzuv etildi. Netçi minglagan dini zatlar, ölümalar öldürüldü yaki türmege taşlandı. Küzetküçüler Xitayning xalqaro jamiyatning ayıplaştırıgı pisand kılmasdan keyingi 5 yıldımı Şarkı Türkistan'daki terör siyasetini devamlaştırışını planlaganlıqını muhacireti yaşavatkan Şarkı Türkistan xalqının Xitayning cinayetlerini xalqaro jamiyatke paş kılıp Xitayni öz cinayetlerini toxtatışqa mecburlaydigan hareketke ötüşünün zorurligini bildirişmekte. Vanyi xalqaro jamiyatning Afganistanning taraqqiyotiga yordam berishi kerakligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Vanyi Talibanlarning boshqa davlatlar bilan suhbatlashishni xohlaydiganligini, xalqaro jamiyatning Afganistanning taraqqiyotiga yordam berishi kerakligini aytgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Vanyi 27 oktyabr Iranda o'tkazilgan Afganistan masalasi muhokama yig'inida sin orqali so'z qilib, Xitoyning Afganistan bilan qo'shni davlatlar o'rtasida suhbat o'tkazish yig'iniga riyosatchilik qilib, Afganistan'dan kelgüsü meselesini müzakir kılışkı tayarlanıp bolğallıqını bildirgen. Vanyi sözü de Talibanlar xalqara bilen söhbetleşişini xalaydı. Xitay muvapıq bir payda Afganistan'daki koşun devletlerinin 3. qıtımlıq uçuruşçığı riyasetçilik kılıdı degen. 27. oktyabr günü Tehran'da ötküzülgen yığınğa İran, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan qatarlıq devletlerinin taşqı işler ministerleri katnaşkan. Xitay ve Rusya'nın taşqı işler ministerleri sin arqılıq katnaşkan. Ama yığınğa Taliban tərəf təklif qılınmağan. Rusya Süni Əmrə xəbər agentliqinin xəbər qılışca Rusya Taşqı İşlər Ministeri Lavrov sin arqılıq qılğan sözüdə Afganistan və onun qoşunlarını öz zəminində Amerika və Şimali Atlantik Əkti Təşkilatının hərbi mövcudluğuna yol qoymaslığı çağırğan. Xitay Taşqı İşlər Ministeri Wang Yi aldınqı ayda 20 dövlət qoroxiga əza dövlətlərinin taşqı işlər ministerləri bilən ötküzgən sin yığınıdımı Taliban hükümranlıqıdaki Afganistan'a yürgüzülgen iqtisadi cezanı toxtatışqa çağırgan idi. Taliban strategilik orni muhim bolgan Afganistan'ı kontrolüqıga elip, yeni hükümet elan kılgan deyken, Xitay Talibanlar bilen yıqın münasibet orntışqa tirişibatkan bolup, Afganistan'a atalmış insanperverlik dostluq namede yardım kıldıganlıqını, Afganistan'ı yeniden kurup çıkışıqa küç çıkırdıganlıqını dava kılıp gelmekte. Hindistanlıq ölümalardan bir hay'at Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikini ziyaret kıldı. Hindistan Müslümanları içinde təsiri küçülük ölüma Mevlana Salman Hüseyin Nedevi'nin yetekçilikindeki bir hay'at 28. oktyabr Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikini ziyaret kıldı. Hay'atni Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin İstanbul'daki azaları, Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliki Reisi Hidayetullah Oğuzhan Qatarlıq təşkilat vekilleri kütüb aldı. Ziyaret devamında Mevlana Salman Hüseyin Nedevi'ye Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyeti, yakından beri Xitay'ın Şarkı Türkistan Müslümanları'na icra kılıp atkan dini çekleme koyuş, mescitlerini çekiş, ölümalarını öldürüş, türmeyi taşlaş, Müslümanlarını dinden çıkışkı mecburlaş katarlıq terör siyasetleri tefsili tanıştırıldı. Ondan başka Xitay'ın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irki kırgıncılık cinayetine karşı kandak tedbir kolluğunuş,
İslam dünyası bu cihette nimelerini kılışı gerektiği katarlık meseleler müzakere kılındı. Ahirde Mevlana Selman Hüseyin Nedevi'ye Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan irki kırgıncılık cinayeti ve dini bastırışları tonuşturulgan İngilizce Arapça dokulatı sunuldu. Mevlana Selman Hüseyin Nedevi, İslam dünyasında tunulgan danlık alim Ebul Hasan Nedevi'nin oğludur. Xitay cinayi kılmışlarını yuşuruşku urunmakta. Atalmış Uyghur Abdum Raylıq hükümet Beijing'de Şarkı Türkistan meselesi hakkında akbarat ilan kılışığını ötküzüp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan mecburi emgek siyasetini aklap öz cinayetini yuşuruşku urundi. Xitay Yerşarı Vakit Gezisi'nin 28. Oktyabr'daki haberde bildirilişe, atalmış Uyghur Abdum Raylıq hükümet Beijing'de Şarkı Türkistan meselesi hakkında akbarat ilan kılışığını ötküzüp, Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan mecburi emgek siyasetini aklap öz cinayetini yuşuruşku urungan. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan mecburi emgek siyaseti halkarada küçülük gün tertipki kelgeliki sebeplik, Xitay'nın mecburi emgek cinayi kılmışıgı çetilgan şirketleri halkara cemiyet tarafından cezalanğan. Hatta cezağı uçurgan bir kısım Xitay şirketleri veyran bolğan. Şu sebeplik, Xitay mecburi emgek siyasetini yalgancılık bilen aklımaqta. Hem de Şarkı Türkistan halkını yalgan güvahlıq belişki mecburlumaqta. Akbarat ilan kılış yığınıga Uyghur korcak emeldarlardan atalmış Uyghur Abdum Raylıq hükümetin bayanatçısı Elican İnayet, atalmış Şinjan Yezi Egilik Üniversitesi müderi Buhacer Abdullah Qatarlıqlar, hem de atalmış Şinjan Xışın Kırımlı Sanayet Çeklik Şirketinin hizmetçisi Aygül Sıdık, Kaşgar şehirden Nurgül Nuri, atıştı tesis kılınan atalmış Kayıt Terbileş Merkezi Lagerden kuyup birlikeliki deva kılınan Alimcan Abdirşit, Aksu vilayeti Avat Naisi'den Turakhan İdris Qatarlıq amma katnaştırılgan. Akbarat ilan kılış yığınıda atalmış Uyghur Abdum Raylıq hükümetinin bayanatçısı Şükuşan bilen Elican İnayet söz kılıp, Amerika Qatarlıq garip ellerinin oturgu çıkarğan mecburi emgek meselesiyle karıştırımız. Şinjan'ın növetteki meselesi milli, dini, kişilik hukuk meselesi emez. Belki Amerika'nın bizden içki işimizde arlaşış meselesidir. Amerika taraf bunu kaydı oylanışı gerek de bildirilgan. Akbarat ilan kılış yığını diyene atalmış Şinjan Xışın Kırımlı Sanayet Çeklik Şirketinin hizmetçisi Aygül Sıdık, Kaşgar şehirden Nurgül Nuri, atıştı tesis kılınan atalmış Kayıt Terbileş Merkezi Lagerden kuyup birlikeliki deva kılınan Alimcan Abdirşit, Aksu vilayeti Avat Naisi'den Turakhan İdris Qatarlıqlar Xitay uğurlaştırılan tertip boyunca söz kılgan. Ular Xitay mecburi sözleşke uğurlaştırılan söz cümlelerini tekrarlap, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan mecburi emgek siyasetini aklaşka uğurungan. Ve Xitay'nın mecburi emgek siyasetini eyipligen hem de karşı tedbir algan Amerika ve garip ellerge hücum kılgan. Küzetkücüler muhacirettiki mutlak köpsallık Şarkı Türkistan halkının vetendiki uruk tukkalarının 5-6 yıldın buyan mecburi emgeki selini vatkallıkını, yeni bir kısmının alakılgalıkı sebeplik vetendiki tukkalarının cezalanğallıkını, bunun növeti halkara cemiyette aşkarı bir hakikatke aylanğallıkını, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı ve kişilik hukuk faaliyetçilerinin bu ahtiki suallarına tekçe hiç kandak cevap verilmegenlikini, eksçe yukurgıdak numussuzlarca bahane görsetkenlikini, Xitay'nın bu saxtipezlikini ekip taşlaş üçün muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının bunun küçülük aktif inkas kaytırışı gerektiğini bildirişmekte. Amerika Tayvan'ın özünü koğduşuğa yardım berdiğanlığını vaadi kıldı. Amerika'nın yukarı derecelik diplomati Amerika Tayvan'ın özünü koğduşuğa yardım berişke vaadi berdi degen. Reuters agentliğinin bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Tayvan uyuşmasının başlığı Sandra Odkirk 29. Oktyabr günü Amerika'nın Tayvan'ın özünü koğduşuğa yardım berişke vaadi bergenliğini aşkarlığan. Bildirilişçe bu yıl 7. ayda vazifeye oturgan Sandra Odkirk tunca ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığında söz kılıp, Amerika bilen Tayvan münasibetinin uyultaştak müstehkem işgenliğini bu münasibetinin asası özgermegenliğini aytkan. Mälum bolışça Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 26. Oktyabr BDT'ye aza bolgan barlıq devletlerini Tayvan'nın BDT sistemisiga katnışışını kollaşkı çakırgan. Blinken bu aqtı kılgan bayanatıda Tayvan yıkınkı 50 yıldan buyan BDT'nin bazı alahide organlarının hizmetine aktiflik bilen katnışıp geldi. Bu paket halkara cemiyetinin Tayvan'nın tökpüsüge intayin ehmet berdiğanlığını ispatlaydı. Ama yakında Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na aza bulup tökpü koşuş tirişkanlığı ruhsat kılınmadı degen. Blinken birkaç gün ilgere Amerika'nın Tayvan'ın koğduğunuşuğa yardım berdiğanlığını bildirgen idi. Müzik
Yaponiya baş vaziri yana bir qatim Uyğur məsələsini tilgə aldı. Yaponiya erkin və uç qiyindi tinic okyan təsavvurunu əməlgə aşırış üçün Şərq-Cənubi Asiya əllir itibaqı ASEAN bilən bolğan həmkarlıqını küçəytişki vədi bərdi. Türkiyə Avazı Radiosu xəbərdə bildirilişçə, Yaponiya baş vaziri Kishida Fumio internet mühitidə ötküzülgən Yaponiya Şərq-Cənubi Asiya əllir itibaqı başlıqlar yığınıdın kən muxbirlərini kütüveliş yığını ötküzüb, rayon münasibiti haqqıda toxtaldı. O bu qetimqi başlıqlar yığınıda Xitayning Hong Kong va Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati bilan Tayvan bo'g'izining tinchlik va muqimlik masofasiga munosabatlik andishalarining o'tirg'i qo'yilganligini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri bo'lib vazifa o'tagan 2013-yildan 17-yilgacha bo'lgan jarayonda Yaponiyaning rayon bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirish uchun kuch chiqarganligini bayon qilgan kishida 2023-yilning Yaponiya Sharq-Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi do'stligining 50-chi xotira yili ekanligini eskertdi. O sözün devamlaştırıp bu qetim baş vaziri bo'lib sifatim bilan Sharq-Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi bilan texnik quyuq hamkorlik o'rnatib, erkin va ochiq Hindiy tinch okean tasavvurini amalga oshirish uchun texnik kuchab tirishiman deganlarni qayd qildi. Pyongyangning tahdid xarakterlik boshqurilgan bomba sinoqlari Xitoyning rayon dengiz tavalligidagi kunsiri ko'payayotgan faoliyatlardan andisha qiladiganligini ta'kidlagan kishida Shimoliy Koreya ko'riga elib olgan Yaponiya fuqarolari masalasini hal qilish uchun rayon davlatlarining yordam qilishini talab qilganligini aytdi. U Yaponiyaning Xitoy virusiga qarshi kurashda Sharq-Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo davlatlarni 16 million qutidan ortiq vaksina bilan ta'minlaganligini hamda Sharq-Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi ommaviy sihhiya jiddiy ahvollar va yangidan o'tirg'i chiqqan kasalliklar markaziga 48 million dollar i'ona qilganligini so'zlariga ilova qildi. O'zbekistonda saylovning rasmiy natijalari e'lon qilindi. O'zbekistonda 24 oktyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyevning g'alaba qilganligi rasmiy e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy saylov komitetining boshlig'i Zayindin Nizomxo'jayev muxbirlarni kutib olish yig'inida prezidentlik saylovining rasmiy natijalarini e'lon qildi. U saylovda 80.12% ovozga erishgan Liberal Demokrat partiyasi nomzod ko'rsatgan hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyevning g'alaba qilganligini jakarladi. U Shavkat Mirziyoyevning 12,988,964 ovozga erishganligini bildirdi. U yana Ekologiya partiyasining nomzodi Narzulla Oblo Murodovning 4,14% ovozga, Xalq Demokrat partiyasining nomzodi Maqsuda Vorisovaning 6,163% ovozga, Adolat Ijtimoiy Demokrat partiyasining nomzodi Bahram Abduhalimovning 3,139% ovozga erishganligini bildirdi. U prezidentlik saylovida 16,212,343 saylovchining ovoz tashlaganligini eskertib, saylovga qatnashish nisbatining 80.14%ga yetganligini qayd qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.